Bazı aile sağlık merkezlerimiz, ayakta duranlar açıldı. Antakya'da 49 aile sağlık merkezimizden 13'ü ayakta. Defne'deki 19 aile sağlık merkezimizden 7 tanesi ayaktaydı. Ayakta olan aile sağlık merkezlerimiz açıldı fakat hekimlerimizin evleri yok çoğunun. Şu ana kadar bizim şansımız kış ayı. Evet, yani deprem çok kötü. Çok soğuk günler geçirdik. Çok soğuk günlerin bir avantajı salgın hastalıkların olmaması. Ama yaz ayı yaklaştı. Havalar ısınmaya başladı. Havaların ısınmasıyla vektörler çoğalıyor. Sivrisinekler çoğalıyor. Bunlar mikropları taşıyor. Taşınan mikroplar bu sıcak havalarda artar. Bu yüzden sağlıklı temiz suya ulaşım önemli. Atıkların da sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi önemli. Kanalizasyon sistemlerinin oluşturulması önemli. Çadırların artık yetersiz olduğunu, barınma koşulu olarak yaz ayında daha çok prefabrik evler olması gerektiğini söylüyoruz. Yani çadırdan konteynere değil, artık prefabrik evlerin hazırlanmış olması gerekirdi şimdiye kadar diye düşünüyoruz. Çünkü çadırlardaki yaşam koşulları şu an insanca yaşama elverişli değil. Aynı zamanda çadır ortamında 10-15 kişinin bir arada kalmasının da bulaşıcı hastalıklar açısından ciddi bir risk oluşturduğunu biliyoruz. Salgın yok fakat önümüzdeki aylarda bunlar çözülmezse beklenebilir diyelim. Sağlıkta istediğimiz yere gelemedik. Dediğimiz gibi suya ulaşım, suyun temiz olması ve bu atığın iyi bir şekilde toplanması, sadece su atığı değil, katı atıkların, evsel atıkların uzaklaştırılması, bertaraf edilmesi, insanların planlı projeli bir şekilde evlere yerleştirilmesi sonucunda insanca bir sağlık, tam insanca diyemeyeceğiz çünkü bu koşullar çok kötü koşullar. Yani önce bir barınmanın olması gerekiyor. Daha sonra diğer şeyleri konuşacağız. Sağlık şu an Hatay'da iyi değil. Yeterli değil.